İlk orucum 6-7 yaşlarında hatırlıyorum. İlk olan başlamamıştı herhalde o sene. O yıllardı. Ve en hatırladığım şey oruçta babam tabii biraz sert duruyordu. Mecbur oruç tutuyordum. Ama dayanamıyordum. Su sana çok fazla oluyor ama su içme mümkün değil. Çünkü babam böyle bir şey yapsam belki dövecek. Ama annemin yaptığı böreklerin akşama doğru altından yediğimi hatırlıyorum çocukken. Yani altını annem de görmesin, babama söyler diye korktuğumdan. Böyle bir Ramazan'ı, ilk Ramazan'ı öyle hatırlıyorum. Ama daha sonra, 2'den 3'ten sonra düzenli oruç tutmaya başladım, onu iyi hatırlıyorum. İlk orucum öyle bir kaza orucuydu yani, oruç değildi. Çocuksu bir davranıştı. Onlar görmesin, o an demek ki daha aklımızda Allah fikri, düşüncesi, Allah görüyor şeyi demek tam oluşmamış. Çocuksu bir olduğunu hatırlıyorum orucumu. O tabii ki o ilk 2-3'ten sonra iyi hatırlıyorum. Annemin daha çok böyle börek yaptığını, hoşaf olduğunu. Gece sahurda börekle, hoşafla, o günler çay yoktu. Biz Edirne'nin Süloğlu ilçesindeydik. Çay falan evde bizim o çok lükstü çay o zaman için. Ama tereyağmış, peynirmiş, hayvanlar var, her şey var. Onda sıkıntı yoktu. Ama en çok da o börekleri hatırlıyorum. Akşamları ve iftarda ve sahurda yenen böreklerin zevkini hiç unutmuyorum. Çocuksu bir şeyle. O köydeyken camiye gittim hatırlamıyorum. Babam sen ufakız ya sen götürmedin bizi. Ama İlkokul 4-5'te Edremit'e geldik. O zaman camiye gittim biliyorum. Yanımızda cami vardı. O camideki Allah'ın sallallerin çekilmesi, hocaların aralarda şey okumaları çok enteresandı. Ortaokul döneminde daha artık bilerek namaz kılma, tesbihat, duaları öğrenme, oruç tutma. Biz en çok da sevindiğimiz şuydu, gece vakti dışarıda olmuş oluyorduk. Hem cami teravih kılıyoruz hem gece saat 10-11'leri buluyor. Çünkü o günler uzundu galiba o zamanlar. Böyle çocuksu bir şeyle ortaokul yaşlarında o oruçları ve teravihleri hiç unutmuyorum. Tabi bayramlarda şeker, tabi biraz da para verirlerdi. Tabi o zamanlar para 1 lira, 2 lira, küçük paralar, öyle büyük para mümkün değil. Ama onlar bizim için çok mutluluktu. Orada işte gideceğim bir Edremit'te bir meydan vardı. O meydanda işte atlı karınca vesaire kurulurdu şeyler. Oralara giderdik çocuksu. Yani ortaokula kadar öyle hatırlıyorum. Ama ondan sonra lise yıllarında daha düzenli, daha düzgün hizmeti tanımıştık. Dolayısıyla iftarlara gitme, arkadaşlarla beraber olma, dershaneye gitme, onların yanında iftar yapma, bayramlarda beraber olma, arkadaşlarla beraber olma. O daha bir ciddi, İslami bir anlayış içerisinde. Lise yıllarında böyle bir oruç tuttuğumu hatırlıyorum. Bayramdan tabii ki bizim en sevinçli günlerimiz oluyor. Dedim ya, üç beş biraz böyle para alınması, harçlığımızın olması, o parayı kullanma zevki, bayramdaki o tatil dönemi, arkadaşlarla beraber olma, özellikle lise yıllarında arkadaşlarla beraber dershaneye gitme, orada kalma, onlarla beraber bayram açma, bayram yapma, esnaf abilerle tanışma bizim için bir zevkti bayramlarda. Özellikle üniversite yıllarında, İzmir'de üniversite okuduğumda, evde kaldığı arkadaşlarla beraber oruç tutuyorduk. Gece sahura kalkıyorduk. Camilere teravih kılmaya gidiyorduk. Bazen evde cemaatle namaz kıldığımız da oluyordu. Bazen camiye gidiyorduk, bazen evde kıldığımız da oluyordu. Ama en güzeli de İzmir yıllarımızda esnaf abilerimizin talebeleri evlere iftara davet etmeleri. Tabi orada 3-4 çeşit yemekler görüyoruz, salatalar görüyoruz vesaire. Ayrıca bir zevkti. Ayrıca iltifat, hürmet, alaka, küçük hediyeler verme bizleri çok sevindiriyordu. Talebelik yıllarının o iftarlarını unutmak mümkün değil Türkiye'de. Bu benim için önemli bir hatıraydı. Tabii İzmir döneminde Hoca Efendi'yle beraber olma imkanımız oldu. Ve bir Ramazan'da bu hilal tartışmaları vardı. Bir gün önce, 2 gün sonra ay görünüyor, oruç başlamıyor, Türkiye geç başlıyor, Suudi Arabistan başlıyor vesaire. 1979 yılında Ramazan daha başlamadı. Araplar sanıyorum başladılar bir gün önce veya öyle bir şey oldu. Türkiye başlamadı.
Biz o gün bilmiyorum oruçlu muyduk. Belki de oruçluyduk. Tam hatırlamıyorum. Akşam namazını kıldık. Yurdun üstü ve Bozca yurdunun şimdi o da okuldu o zaman biliyorsunuz. Daha sonra biliyorsunuz. Herkes sünnete durdu. Ben İzmir'e doğru döndüm. Şimdi hava da açıktı. İki günlük hilal gördüm. İnanır mısın? İki mızrak boyu derler eskiler. Daha ertesi gün Türkiye'de oruç yok. Daha bir gün sonra oruç başlayacak. O kadar açık hilal göründüğü anda resmi Diyanet laik rejimi bozulacak, rejim yıkılacak korkusuyla bayramı açıklayamadılar. Ramazan gününü söyleyemediler. Onu hiç unutmuyorum. Ben ilk gördüğüm için de Hoca Efendi'nin hediye aldım. Benim için Ramazan başlangıcındaki en güzel hediye de Hoca Efendi'nin verdiği o hediyeydi. O hiç unutulacak gibi değildi. Tabii ki gurbet acı bir vicdan içimizde ama en azından özgürlüğümüz var diye her şeye teselli olmaya çalışıyoruz. Mülteci olma süreci kolay bir süreç değil. O hali yaşamak, -3'ten başlamak, evvela çok kötü şartlar içerisinde kamplarda kalmak zor şeyler. Ama onların da güzel tarafı Avrupa'daki, Almanya'da iltica etmiştim. Avrupa'daki abilerimizin, ablalarımızın yemekler hazırlamaları, kampta kalan arkadaşlara abilerin yemek getirmeleri, o kamptaki yemekleri hepsini yemiyorsunuz. Farklı şeyler var biliyorsunuz. O ayrı bir zevkti. Kamp sonrası hayatımızda yine Ramazanlarda bütün o esnaf abilerimiz, ensar dediğimiz Avrupalı abilerimiz, bütün mülteci arkadaşlarım, özellikle bekar arkadaşları, aileler de mutlaka aileli, mutlaka iftara davet ediyorlardı. Onlar çok güzel geçiyordu. Ayrıca kültür merkezlerimizde toplu iftarlar hizmet olarak düzenleniyordu. Orada bütün arkadaşlar beraber oluyorsunuz. Toplu iftar yapıyorsunuz. Hatta salon müsaitse bay bayan ayrı ayrı salonlarda iftarların yapıldığını, o çocukların cıvıl cıvıl dolaşmaları, hele bayramlaşmanın o iftarsın, bayram Ramazan orucunu bittikten sonraki o bayramlaşmalar gurbette daha başka. Anne yok, baba yok, eş dost yok, akraba yok. Ama yeni arkadaşlar, yeni arkadaşlarla beraber bayram yapma acı ve olsa da, gurbet de olsa yine bir mutluluğu tadıyorsunuz. Cenab-ı Hak inşallah bu sıkıntıları bitirir. Herkes gönlünün arzu ettiği yerlerde ailesiyle beraber en güzel bayramları, Ramazanları yaşamayı Allah nasip eder temennisini yapıyorum. Şu anda Fransa'da aile birleşimiyle evimize yerleşebildik. Türkiye'deki eşyalarımızı getirdik. Şimdi biz gurbette olmamıza rağmen bu sefer talebeleri evimize iftara çağırıyoruz. Türkiye'den gelmiş mülteci abilerimiz var, muhacir abilerimiz var. Eşleri Türkiye'de gelememişler, gurbette tek başına kalmışlar. Onları eve iftara davet ediyoruz. Onlarla beraber bir oruç açmayı, beraber olmayı da yaşamaya başladık. Bu da 2 yıldır bize mutluluk veriyor. İnşallah daha güzel günleri beraber yaşayacağız. Çok teşekkür ediyorum.